İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan hükümeti Armenosit anıtı dizilerine Gapert'te bir anma töreni düzenledi. Azerbaycan Hadurt'taki kiliseye saygısızlık etti. Haç kaldırıldı, Ermenice yazıt silindi. Arsak'taki Ermeni yerleşim yerlerinin zorla tahliyesine yönelik Kaltso Halka adlı operasyon 30 Nisan 1991'de başladı. David Babayan Azerbaycan'ın bir parçası olmayacağız. Fiili bağımsız bir devlet olmaya devam edeceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala mahkeme kararını beklenmedik olarak nitelendirdi. Aliyev, Bakü Ankara ve Yerevan üçlü görüşmelerinde ısrar ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir ulusal dans günü kutlanacak. Batı Ermenistan hükümeti Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit kurbanları için geleneksel hale gelen anma töreni 28 Nisan'da soykırım anıtı Kırlangıç Cuvası Dizelnakapert'te düzenledi. Etkinde Batı Ermenistan hükümeti üyeleri, parlamento milletvekilleri, Batı Ermenistan vatandaşları, Şuşi sakinleri ve çeşitli kuruluşlardan konuklar katıldı. Geleneğe göre anma töreni şarkıcı, besteci ve şair Arsen Hambarya'nın seslendirdiği Batı Ermenistan Ulusal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan yaptı. Ardından Şuşili olan tarihçi Vladimir Harutunyan, Çarenz Edebiyat Müzesi çalışanı ve 100 yıl sonra cevap başlıklı kitabın yazarlarından Hasmik Hakvertyan birer konuşmalarda bulundular. Hasmik Hakvertyan kitabın bir kopyasını Başbakan Sedan Melikyan'a armağan etti. Anma konuşmalarıyla Batı Ermenistan'ın evladı şimdi Fransız vatandaşı olan ressam Asilva, Asala Savaşçısı, Batı Ermenistan'ın Kilikya Valisi Vazgen Sistiyan söz aldılar. Törenin sonunda Başbakan Sedan Melikyan, Batı Ermenistan'ın yeni vatandaşlarına kimlik ve sertifikalarını teslim etti. Etkinlik, Arsen Hambarya'nın konuşması ve yükseverlik şarkılarıyla sona erdi. Hükümet yanlısı Azerbaycan haber ajansları 27 Nisan'da Hadrut'ta kutlanan Paskalya başlıklı makaleler yayınlayarak Hadrut'taki Surparutyun Ermeni Kilisesi'nden yeni fotoğraflar yayınladı. Fotoğrafların incelenmesi Haç'ın kiliseden çıkarıldığını açıkça göstermektedir. Bütün bunlar Azerbaycan'ın planladığı politikanın bir sonucudur ve bu o ülkenin üst düzey yetkililerinin açıklamalarından da anlaşılmaktadır daha önce Hatur bölgesindeki Surp Asfazadzi'nin kilisesini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Ermeni kültürel mirasına yönelik politikasının özünü gizlemeden Ermenice yazıtların kaldırılması çağrısında bulundu. Surp Harutyun Kilisesi 1621 yılında inşa edilmiştir. Daha sonra 1819'da restore edildi ve bu sırada kilisenin kubbesi yerleştirildi. Artsakh'taki Ermeni yerleşim yerlerini boşaltmak ve Ermenilere karşı Armenosidi gerçekleştirmek için 30 Nisan 1991'de Azerbaycan güçleri tarafından Kaltso halka adlı geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Uygulanmasındaki ana oyuncular Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı'nın 4. Ordu İçbirliklerinin birimleri tarafından desteklenen Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'nın özel amaçlı milisleri OMON'du. 30 Nisan'da Gedaşen ve Mardunaşen köyleri bombalandı ve bu sırada Ermeni sivil halka karşı tanklar, savaş helikopterleri ve toplar kullanıldı. Aslında etnik nefret, işkence ve diğer vahşet gerekçeleriyle Ermeniler öldürüldü. Bu operasyon sonucunda iki düzineden fazla köy Ermenilerden boşaltıldı, yaklaşık 10 bin kişiyi yerinden edildi ve binden fazla kişi öldürüldü. Ayrıca kolsa operasyonu sonucunda 100 kişi rehin alındı ve birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan, Artsakh Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan Barış Anlaşması müzakerelerinin Artsakh'ın statüsünü ve geleceğini kapsayacak şekilde genişletilemeyeceğini dile getirdi. Babayan resmi Stepanagert'in Gert'in bağımsızlık yoluna devam etme tutumunu yeniden teyit ederek sorunu çözme yetkisinin yalnızca Agitmiş grubuna ait olduğunu sözlerine ekledi. Arsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na göre Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan arasındaki sınır belirleme ve sınır çizme süreci Arsah için geçerli değil. Artsak Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Tomasyan ise Artsak'ın statüsü meselesinin Agitmis grubunun yetkisine verildiğini kaydetti. Kısa süre önce müebbet hapis cezasına çarptırılan önde gelen Türk insan hakları aktivisti Osman Kavala mahkeme kararını beklenmedik olarak nitelendirdi. Ona göre Türk mahkeme kararı Avrupa hukukuna, adil yargısına ve verdiği kararlarına tamamen aykırıdır. Osman Kavala'ya göre bu karar nedeniyle Türkiye itibarını kaybeder ve kendini zor bir durumda bulacaktır. Kavala hakkında verilen mahkeme kararı Türk muhalefeti Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bir dizi batılı ülke ve kurum tarafından şiddetle eleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu düşündüğü bu kararla ilgili derin endişelerini dile getirdi. Kararın açıklanmasının ardından farklı bölgelerde binlerce kişi adalet talebiyle protesto etti. Erdoğan rejimi tarafından Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve gazeteciler gibi toplumsal konumları olan insanların antidemokratik bir şekilde tutuklanmaları kabul edilemez. Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti çeşitli düzeylerde üçlü müzakereler düzenlemeye yönelik çok sayıda teklifi reddetti dedi. Güney Kafkasya Kalkınma ve İşbirliği adlı uluslararası konferansında Aliyev şöyle konuştu. Ortaklarımız bunun farkında. Kimse reddetme nedenlerini bilmiyor. Bu yaklaşımı son derece verimsiz buluyorum. Bölgenin geleceğine bakacak olursak, Ermenistan Cumhuriyeti'nin politikası Güney Kafkasya'da bölgesel güvenlik, işbirliği ve kalkınma çerçevesinde herhangi bir mantık izlemiyor. Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Türkiye üzerindeki toprak iddialarından vazgeçerek aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkiler kurmalı dedi. Konferansın işgal altındaki Ermeni şehri Şuşi'de yapılması özellikle dikkat çekicidir. Ermeni dans sanatı binlerce yıldır ulusal ve kültürel mirasımızın en zengin deposu olmuştur sadece estetik algılarımızın ve düşüncelerimizin ifadesi değil, aynı zamanda milli benliğimizi, kimliğimizi, mizacımızı ve zihniyetimizi korumanın en parlak yollarından biridir. Ermeniler dans yoluyla sadece ulusal mizaçlarını ve kolektif imajlarını güçlendirmeye çalışmakla kalmamış, aynı zamanda birlik ve kimliğimizin de simgesi olmuştur. Uluslararası Dans Günü 29 Nisan'da kutlanıyor. Ancak Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Dans Sanatçıları Birliği Başkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Onursal Kültür İşçisi Garen Gevorkyan'a göre yakında Ermenistan Cumhuriyeti'nde de bir ulusal dans günü oluşturulacak. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Şoha adlı topluluğun solisti Hasmi Karutunyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yarım Ger adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.